Burada yer alan yatırım, bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. 11 adet BES mantığında borsada biriktirilecek hisseler. Selamlar arkadaşlar. 20 ile 30'lu yaşlardaysanız uzun vadeli yatırım gerçekleştirmek sizin için çok daha önemli. Bu amaçla sizlere BES mantığında borsada hisse biriktirmek ile ilgili iyi bir içerik hazırladım. Birçok uzman borsacının yorumlarına başvurarak hazırladığım bu içeriği umarım beğenirsiniz. Bildiğiniz gibi bir emekli sisteminde her 100 TL'nize devlet 25 TL ek destek vermektedir. Ancak bu %25'lik desteği tam olarak alabilmeniz için sistemde 30 sene kalmanız istenmekte. Bundan öncesinde sistemden çıkarsanız devletin vermiş olduğu desteğin sadece bir kısmını alabiliyorsunuz. İşte bu tür olumsuz durumlar yatırımcıları BES sisteminden uzaklaştırmaktadır. Ben de bundan yola çıkarak sizlere BES mantığında hisse biriktirmek ile ilgili 11 önemli hissenin güncel bilanço detaylarına ve temel analiz değerlerine değineceğim. Bu tür hisseleri içeriğimin başında da belirtmiş olduğum gibi uzman borsacıların görüşleri doğrultusunda sizlere sunuyorum. Borsada hisse biriktirmek amacıyla yer vermiş olduğum bir hisselere direkt olarak yatırım yapın diye sizlere sunmuyorum. Kendi araştırmalarınızı ve öngörülerinizi de işin içine katarak portföyde eklemeler veya çıkartmalar yapabilirsiniz. Uzun vadeli bir şekilde bu hisseleri biriktirerek temette emeklisi olunabileceğini düşünüyorum. Günlük alsat peşinde koşarsanız hiçbir zaman yol kat edemezsiniz. Bu nedenle de borsada ise biriktirmek tek amacınız olsun. Aylık düzenli alımlar ile hedefinize her geçen gün yaklaşmanın hızını yaşayabilirsiniz. Burada beğendiğiniz hisseleri yorumlara yazmanızı veya sizlerin uzun vadeli hisselerinizi belirtmenizi rica ediyorum. BES mantığında borsada ise biriktirmek ile ilgili detaylara geçmeden önce içeriğimi beğenip kanalıma abone olarak bana destek olabilirsiniz. Şu ana kadarki desteklerinizden ötürü de sizlere ayrıca teşekkür etmek istiyorum. İlginiz daha kaliteli içerikler üretebilmem hususunda bana güç veriyor. İşte borsada ise biriktirmek için 11 önemli ise. 1. Tofaş Best mantığında borsada ise biriktirmek isteyenlerin ilk tercihlerinden bir tanesi Tofaş hisse senedi olmaktadır. Bunun en önemli sebebi de hissenin sektördeki diğer şirketlere nazaran ucuz kalması ve düzenli bir şekilde yüksek temettü dağıtmasıdır. Tohfaş için açıklanan son bilançoda şirketin %78 artışla 616 milyon TL net kar ve %45 artışla 6.45 milyar TL satış geliri elde edildiği belirtildi. Döviz açık pozisyonu 3.23 milyar TL olan şirketin net borcu geçtiğimiz yıla göre %67 oranında artış göstererek 4.8 milyar TL olmuştur. 8.83'lük yüksek bir temettü verimliliğine sahip olan Tofaş'ın öz sermaye karlılığı %60, yıllık net kâr marjı ise %8'dir. Hissenin güncel FK değeri 7.5, FD Fevk değeri 6.1, piyasa defter değeri 4.5'tir. Yabancı yatırımcı oranı %49 olan şirketin 10 yıldır ara vermeden temettü dağıtması en büyük artılarından bir tanesidir. 2. Ereğli Demirçelik Temettü emekliliği amacı ile borsada ise biriktirmek amacında olanların ilk tercih ettiği şirketlerin başında gelen Ereğli Demir Çelik hisse senedi son bir senedeki %135'lik yükselişi ve yüksek temettü verimliliği ile dikkat çekmektedir. Ereğli Demir Çelik için açıklanan son bilançoda %771 artışla 2.62 milyar TL net kar elde edildiği ve satış gelirlerinde de %64 büyüme sağlanarak 10.46 milyar TL yükseltildiği belirtilmiştir. Döviz açık pozisyonu 4.8 milyar TL olan şirketin herhangi bir net borcu bulunmamakla beraber kasasında bulunan net nakdi 203 milyon TL'dir. Öz sermaye karlılığı %15, yıllık net kâr marjı da %15 olan hissenin güncel FK değeri 11.3, FD/FAVÖK oranı 6.6 ve piyasa iftar değeri 1.5'tir. Yabancı yatırımcı oranı %61 olan şirketin ihracat oranı ise %11'dir şirket son çeyrekte öz kaynaklarını %8,5 oranda artırmayı da başarmıştır. 3. Hektaş Son dönemlerin en popüler uzun vadeli hisseler arasında yer alan Hektaş hisse senedi 10 senede yatırımcısına temetli ve bedelsiz sermaye artırımları hariç %1672 oranında bir getiri kazandırmıştır. Yapmış olduğu katma değerli işlerden ötürü sektörünün rakipsiz firması olan Hektaş'ın önümüzdeki dönemlerde de iyi bir performans gösterebileceği tahmin edilmektedir. Hektaş için açıklanan son bilançoda %11 artışla 75 milyon TL net kar elde edildiği belirtildi. Satış gelirleri de aynı dönemde %62 oranda büyüyerek 436 milyon TL oldu. Döviz açık pozisyonu 1.16 milyon TL olan şirketin borcunu geçen seneye göre %122 oranda artırarak 1.2 milyar TL seviyesine kadar çıkardığını belirtmek istiyorum. Öz sermaye karlılığı %29, yıllık net kar marjı %16 olan hissenin güncel FK değeri 33.50, FD Favök değeri 25.7 ve piyasa efter değeri 8.5 gibi çok yüksek seviyelerde olan hissenin yatırımcısının en güvendiği şey şirketin bir hikayesinin olmasıdır. 4. Sasa Polyester Hikayesi olan bir başka hisse olan Sasa, borsamızda yatırımcısına en fazla güveni aşılan şirketler arasında yer almaktadır. Zor zamanlarda patronun hisse geri alımları gerçekleştirmesi ve şirketin sürekli olarak üretim artırmaya yönelik olarak yatırımlar gerçekleştirmesi hissenin borsada hisse biriktirmek isteyenlerin ilk tercih olmasını sağlamıştır. Şirket için açıklanan son bilançoda %57 artışla 109 milyon TL net kar ve %152 büyüme ile 2.53 milyar TL satış geliri elde edildiği belirtildi. Döviz açık pozisyonu 5.77 milyar TL olan şirketin net borcunu geçen seneye göre %18 oranında artırarak 5.6 milyar TL seviyesine kadar çıkarttığını belirtmek istiyorum. sermaye karlılığı %12, yıllık net kar marjı %5 olan şirket hissesinin piyasa efter değeri 11.3'tür. Yabancı yatırımcı oranı %9 olan şirketin toplam satışları içerisindeki ihracat oranı %21 seviyesine kadar çıkmıştır. Sasa hissesinin 2010 yılından bu yana yatırımcısına %15.857 oranında bir getiri kazandırdığını belirtmek istiyorum. 5. Enerjisa 2018 yılında halka arz olmuş şirketlerin başında yer alan Enerjisa çok fazla popüler olmasa da uzun vadede temettü emekli amacıyla borsada ise biriktirmek isteyen yatırımcıların ilk tercihlerinden bir tanesi olmaya devam ediyor. Şirket son açıkladığı bilançoda %56 artışla 531 milyon TL net kar ve %2 büyüme ile 5.89 milyar TL satış geliri elde etti. Döviz fazla pozisyonu 1.79 milyar TL olan şirketin net borcunu geçen seneye göre %7 azaltarak 8.9 milyar TL'ye gerilettiğini belirtmek istiyorum. Öz sermaye karlılığı %19, yıllık net kar marjı %5 olan hissenin güncel FK değeri 9.2, FD favori oranı 5.7, piyasa efter değeri 1.8'dir. Yabancı yatırımcı oranı %65 olan şirketin %40'ına Sabancı Holding'in %40'ına ise yabancı ortağının sahip olduğunu belirtelim. 6. Vestel Beyaz Eşya Özellikle bu sene dağıtmış olduğu yüksek temettü ile dikkat çeken Vestel Beyaz İşya borsa borsada ise biriktirmek isteyenlerin portföylerine yeni yeni ekleme yaptığı şirketlerin başına gelmektedir. Şirketin çok güçlü bir üretim mekanizmasına sahip olması hissenin potansiyelini artırmaktadır. Şirket son çeyrekte %130 artışla 311 milyon TL'nin net kar ve %86 büyüme ile 2.97 milyar TL satış geliri elde etti. Döviz açık pozisyonu 1.19 milyar TL olan şirketin borcu geçen seneye göre %153 oranında artış göstererek 1.4 milyar TL seviyesine kadar çıkmıştır. Öz sermaye karlılığı %53, yıllık net kar marjı %13 olan hissenin güncel FK değeri 5.8, FD Favok değeri 4.9, piyasa efter değeri ise 2.3'tür. Yabancı yatırımcı oranı %11'lere çıkan şirketin son 5 sene karının %65'ini temettü olarak dağıttığını ve %77 gibi mükemmel bir ihracat rakamına sahip olduğunu belirtmeden geçemeyeceğim. 7. Aksa Akrilik Bulunmuş olduğu sektörden ötürü Sasa ile beraber borsada ise biriktirmek isteyenlerin ilk tercihlerinden bir tanesi olan Aksa Akrilik ise senedi 2010 yılından bu yana yatırımcısına %132 oranında getiri kazandırarak uzun vadeli yatırımcısını bir hayli sevindirmiştir. Şirket son açıkladığı bilançoda %105 artışla 133 milyon TL net kar ve %24 büyüme ile 1.32 milyar TL satış geliri elde etti. Döviz fazla pozisyona sahip olan şirketin net borcu geçen seneye göre %51 oranında azalarak 523 milyon TL seviyesine kadar gerilemiştir. Öz sermaye karlılığı %27, yıllık net kar marjı %11 olan hissenin güncel FK değeri 10, FD Fabrik değeri 6.2, piyasa rehber değeri ise 2.5'tir. Son 10 yıldır aralıksız bir şekilde temetü dağıtan şirketlerden bir tanesi olan Aksa hissesinin yabancı yatırımcı oranı %41'dir. 8. Enka İnşaat Son bir senede %47'lik bir yükseliş gerçekleştiren Enka İnşaat sektörünün en köklü ve güçlü firmalar arasında yer almaktadır. 10 yıldır ara vermeden temetü dağıtma başarısı göstermesi ve finansal altyapısının çok sağlam olması şirketin uzun vadede biritilecek hisler arasında yer almasını sağlamıştır. Açıklanan bilançoda şirketin 1.14 milyar TL net kar ve %25 büyüme ile 3.58 milyar TL satış geliri elde ettiği belirtilmiştir. Döviz fazla pozisyonu 4.47 milyar TL olan şirketin herhangi bir net borcu bulunmamakla beraber kasasında 26 milyar TL nakdin bulunduğunu belirtmek istiyorum. Öz sermaye karlılığı %13, yıllık net kâr marjı ise %51 olan hissenin güncel FK değeri 7.9, FD Favik oranı 4 ve piyasa efter değeri ise 0.9'dur. Yabancı yatırımcı oranı %54 olan şirketin %96'ya varan mükemmel bir ihracat rakamına sahip olduğunu belirtmek istiyorum. Şirket son çeyrekte öz kaynaklarını da %25 oranda artırmaya başardı. 9. Ford Otomotiv Borsada ise biritirmek isteyenler Ford hisse senedini özellikle elektrikli araçlara yönelik yapmış olduğu yatırımlardan dolayı tercih etmektedir. Bu tür güzel bir hikaye sahip olan şirketin son bir senede %125'lik bir yükseliş gerçekleştirdiğini de hatırlatalım. Şirket son çeyrekte %189 artışla 1.82 milyar TL net kar ve %74 büyüme ile 16.25 milyar TL satış geliri elde ettiğini belirtmiştir. Döviz açık pozisyonu 5.56 milyar TL olan şirketin net borcu geçen seneye göre %55 oranında azalarak 1.8 milyar TL'ye gerilemiştir. Öz sermaye karlılığı %107 ve yıllık net kâr marjı %9 olan hissenin güncel FK değeri 11.2, FD favori oranı 10 ve piyasa efter değeri de tam 10'dur. Yabancı yatırımcı oranı %71 olan şirketin ihracat oranının %75 olduğunu belirtmek istiyorum. 10. Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları Sağlam bilançoya sahip şirketlerden bir tanesi olan Şişe Cam, Best Mountain'da borsada hisse biriktirmek isteyenler için güzel bir öneri. Çok fazla risk almak istemeyen ve her sene düzenli bir şekilde temettü veren bir şirket arayanlar, Şişe Cam hissesini tercih etmektedirler. Şirket son çeyrekte %205 artışla 1.35 milyar TL net kar ve %23 büyüme ile 5.69 milyar TL satış geliri elde etti. Döviz fazla pozisyonu 7.47 milyar TL olan şirketin net borcu geçen seneye göre %29 oranında azalarak 5.2 milyar TL seviyesine kadar gerilemiştir. Öz sermaye karlılığı %15, yıllık net kar marjı %13 olan hissenin güncel FK değeri 7.6, FD fabrik oran 5.7, piyasa efter değeri tam 1'dir. Yabancı yatırımcı oranı %29 olan şirketin ihracat rakamı da %40'dır. Şirketin %50'sine İş Bankası'nın sahip olduğunu belirtelim. 11. Alkim Alkil Kimya Son 5 senede uzun vadeli düşünen yatırımcısına %628'lik güzel bir getiri kazandıran Alkim Kimyası senede güçlü bilançosu ile dikkat çeken şirketlerden bir tanesi olmuştur. Çok fazla popüler olmasa da uzun vadede borsada ise biriktirmek isteyen yatırımcılar Alkim Kimya hissesini tercih etmektedir. Şirket son açıkladığı bilançoda %42 artışla 48 milyon TL net kar ve %15 büyüme ile 195 milyon TL satış geliri elde etti. Döviz fazla pozisyonu 114 milyon TL olan şirketin herhangi bir borcu bulunmamakla beraber kasasında 132 milyon TL nakdi bulunmaktadır. Öz sermaye karlılığı %47 ve yıllık net kar marjı %27 olan hissenin güncel FK değeri 10.5, FD Favek oranı 8.9 ve piyasa efter değeri ise 4.8'dir. Yabancı yatırımcı oranı %13 olan şirketin bu çeyrekte öz kaynaklarını %4 oranında artırmaya başardığını belirtmek istiyorum. Böylelikle borsada hisse biriktirmek isteyenler için 11 adet hisse aktardım. Sizlerin de borsada hisse biriktirmek isteyen kişilere beğendiğiniz hisseleri yorumlar aracıyla belirtmesini rica ediyorum. İçeriğimi beğenmeyi unutmayınız. Söylediklerim kesinlikle bir yatırım tavsiyesi değildir.